Emin evimin katkılarıyla hazırlanan manşetlerin dili programı başlıyor. Vakit TV ekranlarından iyi günler sevgili izleyiciler. Manşetlerin diliyle karşınızdayız. Ben Yusuf Ozan Demir. Geçici bu programlık bakıyorum. Murat Alan'ın biraz işi var. İnşallah dönüşte tekrar sizlerle birlikte olacak. Bugün ben Yusuf Ozan Demir, inşallah Ali İhsan Karahasanoğlu Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ile beraber bu programı yürüteceğim. İnşallah. Yayınlar, hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Evet, yeni bir hafta. Hemen ben konu başlıklarını şöyle kısaca söyleyeyim. Hakikaten çok önemli konular var. Tabi önce kendimizi konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Akit TV'ye yönelik haciz kararı ne oldu ne bitti en iyi bilen Ali Sankarasanoğlu. Kendisine soracağım. E bugün tabi HDP kapatılma davasının başvurusu 21 Haziran Anayasa Mahkemesi üyeleri ya kapatılacak ya da kapatılmayacak diyecek. Belki de farklı kararlar çıkabilir. Hazine yardımının kesilmesi gibi. Ve işte bu olayın öncesinde vuku bulan HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik ve orada öldürülen bir kadın. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da iddiaya göre ABD'nin talimatıyla gözaltına alındı. Türkiye'de iade süreci için başvuru yaptı sevgili izleyenler. Tabi bir diğer önemli konu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Bakanlar Kurulu toplantısından sonra pandemi kararlarını açıklayacak. Pazar günü yasağa gider mi gitmez mi ya da o esnek çalışma saatleri var ya özellikle esnafları ilgilendiren kararlar tedbirler tamamen artık gözden mi geçirilecek, ne olacak, ne yapılacak akşam göreceğiz. Hemen ben Yeni Akit Gazetesi'nin manşetine bakayım. Daha sonra da Ali İhsan Bey'e sözü bırakayım. Ne diyor Yeni Akit manşetten? İşte İmamoğlu'nu deli eden manşetler. Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit Medya grubunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefi haline gelmesinin altında sorumlu ve ilkeli yayıncılık anlayışımız yatıyor diyor Yeni Akit ve eski manşetlerini sevgili seyirciler bugünkü manşetine taşımış. Hemen onları da aktarayım. Ha Yunan ordusu, ha İmamoğlu, Ekrem Koç'a diyet ödüyor. 147 usulsüzlük, 26 ihale yolsuzluğu diyor Yeni Akit gazetesi ve az önce de bahsettiğim gibi konu Akit TV'ye yönelik haciz kararı. Cuma günü, Cuma namazı saatinden çok kısa bir süre önce... Ben de burada haber sunarken avukatlar gelmişler icra memurlarıyla birlikte bilgisayarları, televizyonları toplayıp götürdüler. Ali İhsan Bey ne oldu, ne bitti? Bir taraftan siz diyorsunuz ki biz diyoruz ki aslında Ekrem İmamoğlu'nun bize borcu vardı. Hatta biz ondan alacaklıydık. Ne oldu, ne bitti? Size tabii canlı yayında ucuz kurtuldunuz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına kalırsa kameralar nerede? Kameralar diye gelmişlerdi. Yani 20 bin liralık bir alacakları var. Ama borçları 21 bin 500 lira borçları daha fazla. Fakat kameralar lazım bize dediler. Öyle öğret. Kameranın mi? fiyatını biliyor muymuş? Kameranın fiyatını bilmeden gelmişler. Bir kameranın ne fiyat olduğunu ve kendi alacaklarının kaç katı bedeli olduğunu bilmeksizin... Tabii onların derdi fiyat vesaire değil. 20 bin liranın da peşinde değiller. Onların derdi şu... Akit TV yayınını kesmek zorunda kalsın. Akit TV'de bir anlamda cezalandırıcı mahiyette Ekrem İmamoğlu'nun gücünü görsün. O baskıyı tepesinde, ensesinde hissetsin. Dertleri bu. Bu sebeple basın özgürlüğü ve vesaire noktasında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine kimsenin inanmaması gerekir. Şöyle bir baktığın zaman Cumhuriyet tarihinde bu şekilde fiili bir haciz diyoruz buna. Yani adrese giderek orada yapılan bir haciz artı ilaveten o hacizle de yetinmeyip bir de eşyaların özellikle de haber hazırlanması noktasında kullanılan, kullanılmak üzere çalışan ki bilgisayarları ben birebir kapattım. Bazı görüntülerde var. Çalışan bilgisayarları alıp götürme noktasındaki bir uygulama Türkiye tarihinde yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şu hakaretler edildi, şu küfürler edildi. Tayyip Erdoğan önüne gelene dava açıyor. Gazeteci olarak dava açmadığı kimse yok vesaire bir sürü söylemler varken o söylemlerin hiçbirisinde bana bir kişi Tayyip Erdoğan'ın açtığı bir davada gidilip bir televizyon kuruluşunun veyahut da bir gazetenin kullanmakta olduğu bilgisayarın iş yerinden alınıp yedi götürüldüğü bir tane fotoğraf karesi bana gösteremezler. Ama bunu Ekrem İmamoğlu Akit TV'ye yaşattı, Türkiye'ye yaşattı. Akit TV'ye yaşatması da çok fazla önemli değil. Çünkü işine gelmediği dakikada yarın öbürsü gün TGRT'ye de yaşatabilir. TVNT'e de yaşatabilir. Haber 7'ye, Kanal 7'ye de yaşatabilir. Diğer kanallara da yaşatabilir. Dolayısıyla burada olay neydi? Olay Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden başlayan bir süreci var. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Ekrem İmamoğlu belediyenin de yönetiminde söz sahibi olduğu bir sitede bir e, toplantı yapılıyor. Oradaki katmaliklerin de katıldı. Orada Adnan Sular Akit'in de muhabiri, kendisi de orada kalan bir gazeteci. Üç tane, dört tane soru soruluyor. Siz o soruları soramazsınız vesaire diye. Ki görüntüler de var, yayınlandı Akit TV'de. E, sorardınız, soramazdınız şeklindeki bir... E, karşılıklı diyalog sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun korumaları yakınındaki kişiler Adnan Sular'ın elinden mikrofonu vesaireyi alarak müdahale ediyorlar ve bu arada da darp da ediliyor. Bunun haberleştirilmiş noktada Akit TV'de yapılmış hem görüntü eşliğinde hem de işte bu yakışmaz bir belediye başkanına şeklinde ifadeler var. O ifadeleri tek tek tekrarlayarak yeniden bir dava konusu oluşturmanın bir alemi yok ama sonuç itibariyle bir belediye başkanı karşınızda bir siyasetçi karşınızda orada mukim olan oturan bir gazeteci karşınızda yönetimle ilgili bazı soruları kendisine yöneltiyor. Hani Büyükşehir Belediye Seçimi öncesinde herkesi kucaklayacağız diyen Ekrem İmamoğlu aslında o beylik düzündeki despot tavrını Akit TV çok net olarak bütün İstanbullulara izletebilmiş olsaydı, bütün Türkiye'ye izletebilmiş olsaydı hakkıyla vatandaşlarımız da bunları izleyip görmüş olsaydılar belki de o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine Ekrem İmamoğlu bu kadar güçlü şekilde de girememiş olurdu. Şimdi ondan sonrasında açılan davada o konuyla ilgili açtığı dava bir, onun dışında da bazı belediyelik düzü belediye başkanlığında yolsuzluk, usulsüzlük vesaire iddiaları var. 6 Altı Altı tane toplam Akit TV'yi açtığı dava var. Bunlardan 5'ini Ekrem İmamoğlu kaybetti. Şahsıyla ilgili yanlış da anlaşılmasın bunlar. Sonuç itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili değil. Hı hı. Biraz eski bir davalar. 2017, 2018'de açılmış davalar. 5 tanesi Akit TV ile lehine bitti. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu lehine bitti. Ekrem İmamoğlu lehine biten davada yüklenen tazminat artı masraflar artı vekalet ücreti toplam dosya borcu 20.500 lira. Peki Ekrem İmamoğlu'nun açıp da kaybettiği ve mahkemenin Akit TV'ye şu kadar vekalet ücreti ve masraf ödemen gerekir diye Ekrem İmamoğlu'na yüklediği Aralar ne kadar onları da topladığın zaman 5 dosyadan 21.500 TL ediyor. Şimdi bir bakkal Ahmet'e bile sorsanız. Ya bakkal Ahmet sana ben şunları şunları getirdim. 3 kutu işte e, diyelim ki e, bisküvi getirdim. Benim senden 15 bin lira alacağım var. Bizim çocuklar da senden alışveriş yapmışlar. Burada alışveriş yaptıkları için de 16 bin lira da senin alacağın var. Bunu takas mahsup yapalım denildiği zaman bakkal Ahmet bile tabii efendim der. O şekilde anlaşırlar. Ama Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetmeye kalkıyor. 15 milyonluk, 16 milyonluk İstanbul'u yönetirken 5 milyon ben seçmenden oy aldım diyor. Ama gelin görün ki şu hesabı bakkal Ahmet amcanın yapacağı hesabı bile yapamıyor. Senin 21 bin 500 lira borcun var. Alacağın ise 20 bin lira. Karşılıklı olarak takas yapacaksınız buna. Yok efendim ben senden alırım. E sen benden alırsın. E, ben de senden alırım. Mahkeme kararıyla hükmedilmiş bu. Dolayısıyla karşılıklı olarak kavga istiyor adam. Hani barış diyordu ya. Hani herkesi kucaklayacağız vesaire diyordu ya. Derdi kavga olduğunu gösteren, Ekrem İmamoğlu'nun gerçek yüzünü gösteren bir olaydır Cuma günü bizim başımıza gelenler. Dolayısıyla sonuç itibariyle burada kimse Ekrem İmamoğlu efendim mahkeme kararıyla para kazanmış ne yapsın almasaydı mı diye soruyorlar önce. Alsın. Alsın ama borcunu da ödesin. Öbür taraftan da şöyle bazı kendisi tabii çıkıp da bir açıklama yapamıyor Ekrem İmamoğlu. Ta Diyarbakırlara gitti demokrasi için. Demokrasi efendim dedi. Kayım atanır mı ya? Seçilmiş adamın yerine kayım atanır mı? Öyle ki PKK'ya yardım etsin. Ne olurmuş yani? Sonuçta açarsınız davanızı, yürütürsünüz. Eğer mahkumiyet kararı alırsa 10 sene, 20 sene sonra o zaman indirirsiniz aşağıya demeye getirdi. Basın özgürlüğü dedi. Sözcü Gazetesi'ne FETÖ'nün yolladığı manşetleri attığı tarihte Sözcü yazarları şimdi Fethullah Gülen'in savunma vakti diye manşet attıkları tarihlerde ceza soruşturması açıldı Sözcü gazetesine. Basın özgürlüğüne darbedir bu soruşturma diye koşa koşa gitti Sözcü gazetesini ziyaret edip ben sizin yanınızdayım dedi. Basın özgürlüğünün yanındayım dedi. Şimdi Akit TV'ye yaptığı ne peki? Yani izleyicilerin bazıları böyle Ekrem İmamoğlu kendisi piyasaya çıkmasa bile basın sözcüsü bile bir tane kelime edemiyor olsa bile Cuma gününden bugüne üç gün geçti. Üç gündür ne avukatı ne Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ne de basın sözcüsü çıkıp da ya Akit'in şu manşeti şurada bir şey söylüyorlar kardeşim. Ümmetin sesi Akit'i susturamazsınız diyorlar. İşin gerçeği şudur. Veyahut da akite cuma vaktinde haciz baskını diye manşet atmışsınız. Kardeşim işin doğrusu şudur diye bir açıklama yapsınlar. Biz de karşı cevabımızı verelim. He, Cevap veremeyecek bir şeyimiz varsa da diyelim ki ya şu noktada da bizim yanlışımız varmış. Söyledikleri söyledikleri en ciddi şey ne? Dedikleri şey şu. Ben de hak veriyorum artık şu dakikadan sonra onlara hak veriyordum. Eskiden ben avukatımıza diyordum ki, ya Yakışmaz bize ya. Şimdi bir belediye başkanına, İstanbul'u yöneten bir belediye başkanına öyle veya böyle sonuçta bir oy almış, kazanmış, oturmuş belediye başkanlığını yapıyor. Böyle bir belediye başkanına ki sadece Ekrem İmamoğlu'na yönelikte de değildir bu tavrımız bizim. Hemen ben siyasetçilerin tamamına karşı aynı tavrı, aynı e, muameleyi tabi tutarız. Ya şimdi icraya vereceğiz bir siyasetçiyi. Ondan sonra evine icra emri gidecek. Evine gitti icra emri eşi alacak. Ya nedir bu? Telaşlanacak. Belki çoluk çocuk var evde. Ya ne oluyor? Ne bitiyor diye telaşlanacaklar. Ya gerek yok. Sonuçta bizim de onlara borcumuz var. Onlardan alacağımız var. Karşılıklı. Onlar eğer icra takibine başvururlarsa takas yapılır. Hacca geldiklerinde bak kardeşim seninki mahkeme kararı benimki de mahkeme kararı. İkisi birbirini götürüyor. Hatta ben senden bin lira da alacaklı kalıyorum. Tamam mı? Tamam. Peki avukatlara bunu söyledik mi? Söyledik. Sonra ne dedi avukatlar? Ama işte biz emir kuluyuz. Bize böyle talimat verildi. Hac... Avukatları biraz acemi miydi? şimdi acemi demeyeyim meslektaşlarımıza ama genç biraz genç. Genç, genç, genç arkadaşlar 2 yıllık üç yıllık avukat arkadaşları göndermişler. Yani sonuç itibariyle e, tecrübeli bir avukatları var başlarında. E, kendisi gelseydi buraya. Duruşmalara giren avukat, hani hakim karşısında, aman Ekrem İmamoğlu sonra yeni acemi e, avukatları mı yolluyor duruşmaya diye? Çekinip kendisi, birebir bütün duruşmalara gelen avukat e, Kemal Polat gelseydi buraya. Biz de kendisine kararları gösterseydik ki göstermemize bile gerek yok. O kararların hepsinde 5 tane bizim alacaklı olduğumuz kararların tamamında zaten Kemal Polat yazıyor. Ekrem İmamoğlu davacı vekili avukat Kemal Polat yazıyor. E şimdi Kemal Polat kalkıyorsun bir tane dosyada alacaklısın diye koşuyorsun Ayşe. Peki ödedin mi 5 tane dosyadaki borcunu? Ekrem İmamoğlu'na dedin mi ki Ekrem Bey, bizim de buraya 5 tane borcumuz var? Biz bu borcumuzu ödeyelim ki sonra hacze gidebilelim. Dedin mi? Demedin. E zaten o borçları ödeyecek olsan ben diyeceğim ki ya kardeşim ödemene gerek yok. Oradaki alacağına say. Devletin memurunu, icra memurunu, adliyesini meşgul etmenin de gereği yok. Bakın şimdi işin pratikliğine bakın. Bizim dürüstlüğümüze bakın. Bizim etik davranış noktasındaki hassasiyetimize bakın. Bir de karşı tarafın cebbarlığına bakın. Ya sen bir siyasetçisin. işinize gelince teröristlere bile destek verip diyorsunuz ki basın özgürlüğü var. Gazeteciler tutuklanamaz. Gazetecilere şu 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 muamele yapılamaz diyorsunuz. Sonra kendiniz bir küçük eleştiri yapıldığı için ki o eleştiri de sonuçta görüntüleriyle sabit olan olaylara yönelik eleştiriler. Sonra kalkıyorsun. Bir karar aldın o kararı aldıktan sonra genel uygulamada zaten odur. Karar alınır. Kardeşim bak bu konuda daha dikkatli olun. Haberlerinizi yaparken bizim de cevap hakkımıza vesairede riayet edin denilir ki biz her haberimizde zaten bütün muhabirlerimiz bu hassasiyeti gösterirler. Ama gelin görün ki bir siyasetçi hem de <laughs> Şu anlarda, bugünlerde Antalya'da, şurada burada Mersin'de bildiğim kadarıyla Anadolu'da dolaşıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında da nabız yoklayan bir Ekrem İmamoğlu. Geliyor, geliyor, geliyor şimdi Akit TV'ye hayze. Ha, ben onu soracaktım. Şimdi dediniz ki basın özgürlüğü, kimi özgürlükler, kayyum örnek verdiniz. Şimdi böyle, böyle, böyle bir belediye başkanı ve siz şimdi diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı için nabız yoklayan bir belediye başkanı ve %50 artı bir yani toplumun hemen hemen her kesiminden oy alması gerekecek. Niye o zaman böyle bir olumsuz imaj çizecek icraata kalkışıyor? Şimdi ben seçim öncesi, belediye seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili görüşüm şuydu. Sinirlerini aldırmış bu kişi. Yani karşısına çıkıyor bir teyze. Teyze diyor ki bana oy verecek misin? Sen kimsin? vesaire diyor. Tanımıyor teyze. Ee, anlatıyor anlatıyor. Hatırlayamıyor. Belediye başkan adayları arasında ismini. Sonra kılıçta he o mu? Uzak ol uzak ol diyor. Şimdi bu teyzeye bile senin duana muhtacız teyzeciğim diyen sinirleri alınmış bir Ekrem İmamoğlu ve gerçek yüzünü gösteren Akit TV'ye karşı gerçek yüzünü gösteren Ekrem İmamoğlu. Bir yandan bir akşam yemeğinde adam başı 6.300 lira lokantaya ödeme yapan Ekrem İmamoğlu bir de 31 Mart seçimlerinden hemen sonra mazbatayı alıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelip orada çay odasına geçip öğlenin yemekte ne var diye sorup efendim çalışanlara musakka size de biz antrikot hazırladık diyen beylik düzünden oraya transfer ettiği hazır kurgu o garsonun ifadeleri sonrasında olmaz olmaz. Çalışana musakka yöneticiye antrikot olmaz. Çalışan ne yiyorsa biz de onu yiyeceğiz diyen Ekrem İmamoğlu iki ay sonrasında bir akşam yemeğinde bir kişiye 6.300 liralık faturayı ödeyen Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla biz en başından beri şunu söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu hazırlanmış, kurgulanmış bir e, isimdir. Ve bu isim aslında kendisini topluma bambaşka bir şekilde gösteriyor. Herkesi kucaklayan bir isim olsa biz de deriz ki ya Tamam, görüşlerine katılmayız ama herkesi kucaklayan bir siyasetçi, böyle bir siyasetçinin de olmasında fayda var. Bir başka siyasetçi de onun gerçekten yapabiliyorsa eğer herkesi kucaklayan, gerçekten kendisini tanımayan, partisini tanıdıktan sonra da benim seninle hiç işim olmaz diyen bir seçmene bile senin doğana muhtaçım diyen bir siyasetçiye ya Diğer siyasetçiler de kendilerine ondan örnek alsınlar, bazı tavırlarını değiştirsinler diyebiliriz. Bir önemli Ama, nokta daha var, kusura bakmayın öyle. kestim. Diğer konularımızda yetişsin, biraz seri olacağım. Az önce önemli bir ifade kullandınız, dediniz ki avukatlar geldi, bilgisayarları alacaklar, bilgisayarlar açıktı, kapattım. Yani çalışma var, e bu... haber hazırlanıyor, bilgisayar açık, yani şunu, önce zaten şunu dediler, kameralar nerede? Tam yayını kesecek yani. Yani sonuç itibariyle yayını kesmek üzere kurgulanmışlar, gelmişler. Ha, televizyon, stüdyo nedir, kamera nedir çok fazla bilgileri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi... Teknik olarak da mümkün değil. Ama, yani 20 bin liralık bir alacak için bir kamera, orada bilgisayar, televizyon. Hatta onların yaptıkları bile şu an hukuksuz. Şöyle hukuksuz. İcra kanununda madde vardır. Alacaklıyla borçlunun, bakın biz alacaklıyız bir kere onu kenara koyuyorum. Tamam. Kimse demesin ki ya bu kadar ayrıntıya girdiğine göre Ali Bey demek ki borçluydu, demek ki haciz ve muhafaza doğruydu demesinler. Alacaklıyız ama karşı tarafın ne kadar şiddet, ne kadar despot, ne kadar böyle cebbar bir mantıkla geldiğini gösterme açısından bunların hepsini sayıyorum. Gelirsiniz, Boşluğa zarar vermeyecek. Alacaklının da alacağını tahsil etmesini sağlayacak ikisini uyuşturarak icra memuru haciz yapar. Ama gelen alacaklı vekilleri, alacaklı görünen aslında bize daha fazla boşlu olan Ekrem İmamoğlu'nun avukatları kamerayla başladılar. Yayını kestirme ile başladılar. Sonra dedim ki ya işte burada daha başka şeyler de var. Bunlardan yapabiliriz. Kameranın fiyatı çünkü sizin dosyadaki görünen alacağınızdan çok fazla. Ondan sonrasında işte bilgisayarlara gözlerini diktiler. Televizyonlara gözlerini diktiler ki bunların hepsi haber için, bir televizyon için vazgeçilmez unsurlar. Şuraya ne dikkat çekeceğim. Şimdi şu telefonumda verilerim var. Özel hayat diyebilirsiniz. Bilgisayarda da veri var. Yani bir kameradan ya da farklı bir cihazdan farklı olarak o bilgisayarda bir hafıza var ve o hafızada her çalışana ya da kuruma ait veriler var. Yani bunu özel hayat kapsamında değerlendirir mi bilmiyorum. Yani normal bir... Bunun söyle şu, bilgisayar alabilirim. zaten kapalı olarak veriliyor, yedi emine götürülüyor, sizin de gidip hemen mahkemeye müracaat ederek, icra hakimliğine müracaat ederek, icra müdürlüğüne müracaat ederek içindeki bilgilerin hepsini ben kendim almak istiyorum demi hakkınız var. Kaldı ki eğer kısa bir sürede yapabilecekseniz hemen kısa bir sürede o bilgileri de bir yedek bana harfiske. izin verdiler mi? Biz talep etmedik açıkçası. Şunun için talep etmedik. Yani karşımızda şirret bir şekilde icra kurallarını kendi ellerine yontan hatta icra memuru karşısında önce ya bu dosyanın kendi içinde yani icraya koyduğumuz dosyanın o 6 dosyanın içerisindeki tek dosyanın içinde bile bizim bin lira borcumuz görünüyor. Bu 5000 lirayı bari düşelim diye avukatlardan birisi hı hı. E, peki bunu kabul ediyorum dedi. Bir 3-5 dakika geçti çıktı dışarıya falan Ekrem İmamoğlu'nu mu aradı yoksa Kemal Polat'ı mı aradı bilemiyorum tabii ben e, kim aradığını bilemem ama birisiyle görüşme yaptı. O görüşme sonrası geldi. Dedi ki ben o talebimi de zapta geçilmesini istemiyorum dedi. Şimdi adalet noktasında, Adalet Bakanlığı noktasında ben huzurunuzda onu da hatırlatmış olayım. Bu talebi olmasına rağmen, arkasından bu talebinden vazgeçmiş olmasına rağmen icra memuru ya talebinden vazgeçti biz yazmayalım onu. Ya siz gerçeği bir kişi ne diyorsa onu oraya yazmayı Sonra vazgeçtiyse vazgeçtiğini de oraya yazmaya mecbursunuz, mahkumsunuz. Ama maalesef işte Adalet Bakanlığı dediğimiz 3 gün geçmiş olayın üzerinden sabahtan akşama kadar bize hakaret ediliyor. Yandaş, yandaş, yandaş deniliyor. Adalet Bakanlığı'ndan bir tane Allah'ın kolu ya bir sürü iddialarınız var burada. Tam da işte haciz için gelinme saati Cuma'dan 40 dakika öncesinde artı ilaveten karşılıklı bir takas iddianız var. Bu iddianız yeterince icra memuru tarafından incelenmiş mi? Gelen memur bunu inceleyebilecek yetkinlikte miymiş? Sonrasında şu 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 itirazlarınız var sizin. Bu itirazlarınızla ilgili yetkin bir memur mu gelmiş oraya yoksa yeni 2 yıllık 3 yıllık bir memur mu yollanmış bir televizyon kuruluşuna diye bir tane Adalet Bakanlığı'ndan bir telefon gelmedi. Veyahut da bir soruşturma açılmadı. E şimdi biz yanarız yanarız, hayıflanırız hayıflanırız ama yine onları bir kenara tutuyorum. Çünkü işin şirretliği nereden kaynaklanıyor onu önce biz tespit edelim de. Sonra bizim mahalledeki işini yapmayan, görevini yapmayan, baskıyla Açıklamalar yapan Osman Kavala için bilmem Selahattin Demirtaş için hemen Aa, ahim karar mı vermiş falandı filandı deyip ahim karar vermişse burada da 5 tane mahkemede benim de karar vermiş. Ekrem İmamoğlu Akit TV'ye 21 bin lira ödesin demiş. Türk mahkemesi vermiş. Aynı Türk mahkemelerinden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu'na Akit TV'ye 20 bin lira ödesin demiş. Biz bütün mahkemelere eşit görüyoruz. Diyoruz ki orada 20 bin lira alacaklısın, burada da 21 bin 500 lira borçlusun. Al birini, takas mahsup yap, bitir bu işi diyoruz. Bunu bile anlamayan icra memurları var bu ülkede. Ve sonuç itibariyle de malı kaldırıyor adam. Buradaki haber için kullanılan bilgisayarı alıp götürüyor. Gazeteciler Cemiyeti nerede? Basın Konseyi nerede? Hepsi pus olmuş. Peki FETÖ'ye, FETÖ'nün terör örgütü olduğu ilan edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararıyla o tarihten sonra Samanyolu habere gidildiği zaman, devletin memurları gittiği zaman koşup basın özgürlüğüne bu darbedir diyen Mahmut Tanallar nerede? Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zaman Gazetesi'ne gidip Ekrem, İmam Ekrem İmamoğlu diyorum, Ekrem Dumanlı'yla Fotoğraf çektirdi. Yani dedi ki buraya yapılan bu Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınması için polislerin gelmesi basın özgürlüğüne darbedir dedi. Biz şimdi CHP'nin genel başkanının şunu bunun Akit TV'ye gelip de ya biz sizin yanınızdayız falan demelerini beklemiyoruz. Ama bir telefon edip Ekrem İmamoğlu'na şunu demelerini bekliyoruz. Ya yaptığın ayıp ya. Yaptığın ayıp biz burada basın özgürlüğü diye bas bas bağırıyoruz demokrasi diyoruz. Sen basın özgürlüğünü katlediyorsun ya demeleri gerekirdi ama maalesef demek. ki. Kısa bir reklam, reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacak. İkinci bölümde karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün HDP'nin kapatılma başvurusu iddianame kabul edilecek mi edilmeyecek mi ne olacak ne bitecek önümüzdeki günlerde tabii bugün bu açıklanacak deniliyor önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Aydınlığın bir manşeti var bu konuda HDP PKK 1'dir anayasa mahkemesinde ilk görüşme bugün diyor gazete. Anayasa mahkemesi halkların demokratik partisinin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame ile ilgili ilk incelemeyi bugün yapacak. Yarbakır'daki şehit aileleri, gaziler ve siyasi parti temsilcilerinin talebi zaman kaybetmeden HDP'nin kapatılması diyor. Ve sevgili seyirciler Peker'in adamı FETÖ okulundan mezun Aydın'ın bir başka sürmanşetteki haberi HDP konusu önemli. Farklı önemli konular da var. Tabi HDP bugün HDP'yi konuşuyoruz ama bir de saldırı vardı. Önce HDP'yi konuşalım sonra saldırıyı da değerlendireceğiz. Bugün o iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ilkine göre biraz daha özenli denilmişti. Tabii bugün acaba ne olacak iddianame kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Bugün görüşeceğiz. Buyurun. Aynı prosedür bir evvelki ilk iddianamede yaşanmıştı ve bugün itibariyle benzer bir şekilde Anayasa Mahkemesi raportörden bir görüş istemişti. Yargıtay Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile ilgili. Raportör raporunu verdikten sonra Anayasa Mahkemesi toplanmış ve iade ediyorum. Burada delillerle sanıklar arasında daha doğrusu yasak istenen yöneticiler arasında bir irtibat bağı kurun. Ondan sonra tekrar ben inceleyeyim inceleme sonrasında da partiye savunma için iddianameyi yollayayım demişti. Dolayısıyla iadeden sonra şimdi Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin işaret ettiği o eksikliği gidererek tekrar iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Anayasa Mahkemesi usul gereği tekrar aynı şekilde raportöre iddianameyi ulaştırıp bu iddianamede tamam mıdır değil midir diye görüşünü istedi. Raportör şöyle diyebilirdi yine yapılmamış irtibat bağı diyebilirdi. Bu sefer Anayasa Mahkemesi Usul açısından tümüyle iddianameyi artık tamamla demez. Çünkü kanun gereği bir kere iade edilir deniliyor. Dolayısıyla usul gereği tümüyle davayı reddederdi. He, sonrasında bir gün sonrasında Yargıtay başsavcısı yeniden bir iddianameyle dava açabilirdi. Ama bugün itibariyle büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi iddianamenin tahminim o ki kabulüne karar verecek. Kabulü demek ne demektir? HDP'ye, parti tüzel kişiliğine iddianameyi tebliğ edecek ve diyecek ki savunmalarınızı hazırlayın, verin. O çerçevede de biz yargılamamızı sürdürelim. Bugün nihai noktada bir karar değil de iddianame usulüne uygun düzenlenmiş mi? Sonuç itibariyle karşı tarafa HDP'ye, partiye tebliğ edilecek bir iddianame oluşturulmuş mu, oluşturulmamış mı? Bu noktada bir tespit yapacak Anayasa Mahkemesi. O tespit sonrasında da partiye tebligat yaparak bir aşamayı daha geçmiş olacak. Savunmalar alındıktan sonra, bittikten sonra, çünkü savunmayı HDP yaptıktan sonra ayrıca başsavcılığın tekrar bir görüş bildirmesi o savunmalar çerçevesinde tekrar HDP teşkilatının da onlara karşı bir beyanların alınması ve akabinde de ve e, duruşmalı bekler. olarak. Aykut bir daha söyle. Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini kabul etmiş. Kabul etti. Sonraki. Bundan sonraki işlem iddianameyi tebliğ edecek ve o tebliğat çerçevesinde de HDP savunmalarını sunacak. O sonraki süreçte de hep birlikte izleyeceğiz. Öyle bir günlük iki günlük bir olay Tabii. değil. Şimdi Üç konu var. Hazine yardımının kesilmesi, 451 siyasi yasak getirilmesi ve HDP'nin kapatılması. Bunlar ayrı ayrı birer karar olarak, nihai karar olarak alınabilir mi? Üçü birden de alınabilir mi? Buradaki prosedür nedir? Üçü birden mümkün değil. değil ya yani. parti kapatma Hı -hı. ya hazine, hazine yardımının kesilmesi. Parti kapatma şeklinde bir karar verilecek olursa onun zorunlu sonucu olarak da sebebiyet verenlere de siyaset sağ işte. şeklinde bir uygulama olacak. Ama AK Parti hakkında 2008 yılında açılan davada hazine yardımının kesilmesi şeklinde bir karar çıkmıştı. O şekilde bir karar da çıkma ihtimali var. Dolayısıyla hazine yardımı kesilmesi bir ihtimal, kapatma ikinci ihtimal. Kapatma olursa siyasi yasaklar da gelecek. Hazine yardımının kesilmesi olursa büyük ihtimalle yasak da gelmeyecek ama bir anlamda bir ihtar verilmiş olunacak partiye. E sonraki dönemde de partide kendi açıklamalarına, uygulamalarına. Burada şu fikrinizi de merak ediyorum. Hukuki olarak değerlendirdik, siyasi boyutu da var, farklı boyutları da var. Şu anda HDP ile ilgili Size göre tabii mahkemenin her türlü kararına saygı duyuyorsunuz eminim ondan. Ondan şüphemiz yok da. HDP ile ilgili çıkacak hangi karar Türkiye'nin selametine ya da aleyhinedir? Hani ben... demokrasi ya da işte siyaseten şu karar şöyle olmalı ya da tabii bilmiyorum ne dersiniz? Hani sanki HDP biraz mağdur Yok ben ben o açıdan değil ama benim e, karakterim icabı ben hiçbir şekilde her suç içinde benzer şekilde düşünürüm. Yani e, hırsızlık yapmış bir insanı gördüğüm zaman ah keşke şuna bir fırsat daha verilse ceza verilmeden bir fırsat verilse de bu insan da ya kendisine ceza verilmediği için ondan çıkarttığı bir dersle dört dörtlük bir insan olsa diye hangi suçu işleyen insan olursa olsun bir iki vicdanen böyle bir bakış açım var ama e, bu bakış açısını bir devlet hayatında uygulama imkanınız yoktur. İslam dininde de zaten e, yeri geldiği zaman örneğin şimdi cinayet işleyene öldürülen kişinin yakınları kısas isteyebilir, hı hı. diyet talep ederek affedebilirler. Alternatifleri var. Ama sonuç itibariyle biz burada HDP'ye yönelik olarak baktığınız zaman 4 yıllık, 5 yıllık süreç içerisinde işlenen bir sürü suç var. Bana göre daha 3 yıl, 4 yıl öncesinde zaten o kapatma davasının açılması gerekirdi. Ama maalesef ki maalesef devletin sistemi özellikle de düşünün 2016'nın Temmuz ayına kadar bu ülkedeki 12 bin, 13 bin hakimden 4 bin 500 tanesi FETÖ'cüydü ve FETÖ'cülükten atıldılar. Şimdi o sistem içerisinde Anayasa Mahkemesi'nde bir üye FETÖ'cü olmakla suçlanıp ihraç edildi. Şimdi böyle bir sistem içerisinde tabii ki sonuçta o partiye kapatma davasının açılmamasının arka planında FETÖ gerçeğinin de yansımaları vardır. Hem o sebeple dava geç açıldı hem de ya demokrasi açısından bir kendilerine fırsat verelim. Fırsat verelim diye sürekli bu kapatma davası ertelendi. E bugüne gelindi. Ben yine de kapatma kararı yerine çünkü kapattığınız takdirde yerine bir başkasını açıp kaldıkları yerden devam ediyorlar. Matruşka bebek gibi. Evet Dolayısıyla burada kendileri de bir ders çıkartmaları açısından hazine yardımının kesilmesi ki ben hazine yardımının da doğru bir uygulama olmadığı kanaatindeyim. Diğer partiler için de bu parti içinde yani şöyle düşünün şimdi Türkiye'de PKK'ya destek çıkan PKK'nın başı için onun heykelini dikeceğiz diyen. Bir eş başkana sahip olan partiye 60-65 milyon yılda para veriliyor. Ondan sonra da efendim biz e, terörle mücadele ediyoruz. E terörle mücadele ediyorsunuz, adam kalkıyor, terörün başındaki kişiye heykel dikmekten bahsediyor, söz veriyor. Sonra siz ona hazineden para yardımı yapıyorsunuz. Yani bu AK Parti'nin suçu değil, bu sistemin suçu. Bu demokrasiye verilen fazladan avantajların sonucu sonuç itibariyle Avrupa'da böyle bir şey olabilir mi? Avrupa'da şu var. Hazine yardımı bazı ülkelerde var ama hiçbir ülkede teröre destek veren bir partinin barınma imkanı yok. Dolayısıyla teröre destek verecek bir parti olmadığı için de hazine yardımının sakıncaları oluşmuyor orada. Ama burada bir yandan diyoruz ki demokrasinin gereğidir. Hazine yardımı yapılsın partilere. Öbür taraftan Avrupa'da hiçbir ülkede olmayacak şekilde bir parti teröre destek veriyor. Onu da basın özgürlüğü veya demokrasinin gereği diye değerlendirilip ona da ses çıkartılmıyor. Böylece garip bir ülke haline geliyoruz. Bu çerçevede benim şahsi kanaatim hazine yardımı kesilmesi şeklinde bir karar verilerek HDP'ye de terörle arasına mesafe koyma noktasında bir fırsat daha tanınması. Ha, ondan sonra bunun herhangi bir şeyi de yok. Zorunluluğu yok verdiğiniz e, hazine yardımı kesilmesi kararını bir aylık süreç içerisinde diyelim, iki aylık bir süreç içerisinde yine kaldıkları yerden PKK için işte askeri bilmem tükrüğüyle boğar veyahut da efendim işte biz sırtımızı PKK'ya dayıyoruz diye bir açıklama yaptılar. Ertesi günü yine davayı açma, yeni davayı açma ve bu sefer kapatma isteme hakkınız her zaman için var. Dolayısıyla şu aşamada bir anlamda demokrasiye de herhangi bir eleştiri gelmemesi açısından sadece hazine yardımının kesilmesi bence yeterli diye düşünüyorum. Peki. Şimdi tam da bu konunun öncesinde HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırı yaz ayında eldivenli bir adam, katil zanlısı, bir genç içeri giriyor, içeride bir kadını katlediyor. Akabinde fotoğraflarını çekip sosyal medyasında servis ediyor. Daha sonra da o genç kadına ait bir kahvaltı tabağı ortaya çıkıyor. Bir iki dilim domates, bir iki dilim zeytin, bir karton bardak ve o günde annesinin yerine işe gittiği ortaya çıkıyor. İddialara göre o gün HDP İzmir İl Başkanlığı'nda 30-40 kadar HDP'linin toplantısı varmış. O toplantıda o gün iptal ediliyor ve daha sonra da zanlı, katil gözaltına alınıyor. Aslında bu sıraladığım şeylerde biraz ilginçlikler, tuhaflıklar var. İşte bu olayda ne zaman gerçekleşiyor? Bugün KJD'de son dakika olarak yazıyor. HDP kapatılması başvurusunun iddianamesinin kabul edip edilmeyeceğinden ya da bilinmeden önce böyle bir olay gerçekleşiyor ilginç bir biçimde tam bu noktada Yeni Şafak'ın şu manşetini de okuyacağım. Ona göre değerlendirmekte fayda var. Ne diyor Yeni Şafak? Türkiye'nin en karanlık yılları 90'ları geri getiremezsiniz. Sandık dışı iktidar arayışında olan bazı muhalif partiler Türkiye'nin 1990'lardaki karanlık günlere dönmesiyle başarıya ulaşacaklarına inanıyor. Bir çete liderinin iddiaları ve 90'lardaki bazı aktörlerin yeniden sahneye çağrılmasından sonra siyasi cinayet, burası önemli ve kaos beklentileri de var. Ancak o eski Türkiye geride kaldı diyor Yeni Şapak. Bu da önemli bir manşet. Ne dersiniz? Evet, e, <laughs> tabii siyasi cinayetler ilk defa işlenmiyor. Biz kınadığımızı daha öncesinde de HDP İl Başkanlığındaki bu cinayeti kınadığımızı belirttik. Her insanın vazifesidir. Sonuçta bu. Bir insana karşı e, cinayet işlenmesi, ayeti kerimede bütün insanlığın ölümü gibidir buyuruluyor. O noktada hiçbir tereddüdümüz yok bizim. Ama aynı tavrı HDP'li yöneticilerden de bekleme hakkımız var. Bir asker, bir polise karşı PKK'lıların veya herhangi bir terör örgütünün saldırısı sonrasında cinayet işleniyorsa, onlara karşı da aynı şekilde HDP'li yöneticilerin, aynı tavrı sergilemeleri gerekir. Onlar kalkıp da PKK sizi tükrüğüyle boğar derken veyahut da APO'nun yani 40 bin 45 bin kişinin ölümüne sebebiyet vermiş bir elebaşının, terörist elebaşının heykelini dikmekten bahsederken böyle bir cinayete de kınama getirmeleri, cinayeti kınamaları bir kenara onun sonrasında da olayı daha da başka boyutlara taşımalarını hiçbir şekilde ben inandırıcı bulmuyorum. İlk gün hemen Mithat Sancar ağzıyla binada yangın çıkartılmak istendiğine dair başka başka söylemler de yapıldı. 40 kişinin toplantı yapacağına dair işi bir anlamda daha da büyütmek için yapılmış bunlar konuşmalar. He, bir kişinin öldürülmesi basit bir olay mı? Hayır, değil. Ama olayı olduğu şekliyle yani vermemiz tersinden lazım. Tersinden düşünelim. Toplantıyı niye iptal ettiğini açıklamadı. Niye eğer şayet öyle bir toplantı varsa niye iptal ettin? Tabii. Neyi yani var? orada bir derin olay mı var? Hmm. Bir bilgi mi geldi? Emniyet mi size bilgi verdi? Siz mi aldınız? Veyahut da bu kişi belki öyle bir toplantı olduğunda sonuçta her şeyi düşünmek zorundayız. Tabancasında on mermi var deniliyor. E peki o mermiyle Gerçekten bu kişi hazırlıklı olarak 40 kişilik bir toplantıyı basacaksa tek başına. E 10 mermiyle ne ne yapabilirsiniz siz? Gibi gibi gibi. Tabii ki birden fazla kişi, bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin ölmesini tasvip edecek halimiz yok. Ama bunların hepsini de sorgulamamız lazım. En başta da kınamamız lazım bir kere. Tabii. Kınamayla başlamamız lazım. Öyle HDP'li siyasetçilerin yaptıkları uyanıklıklar gibi işte kınamayı bir kenara koyup, e işte her şeyi kınamaya mecbur muyum ben? Efendim işte orada cinayet işlenmişse ama işte falan filan. Boşver kardeşim önce kınamamızı yapacağız. Onlar da yapacaklar. Onlar da PKK'lı bir teröristi gördükleri zaman elindeki silahı bırak kardeşim diyecekler, diyebilecek noktaya gelecekler. Ondan sonra übür konuları konuşuruz. Deriz ki ya kardeşim bölgede şu hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğu nasıl düzeltebiliriz? Hangi yolla düzeltebiliriz? Denilir, konuşulur, tartışılır. Dolayısıyla burada da karanlık birden fazla olay var. E, bu kişinin arkasında azmettirici olarak siyasi iktidar var, AK Parti var, MHP var şeklinde söylem bile geliştirildi. E ben o zaman aynı mantıkla derim ki AK Partili bir ilçe başkanı, bir mahalle temsilcisini elektrik direğinde işkence yaparak öldüren PKK'lıların arkasında da HDP'liler var. Azmettirici olarak HDP'liler var. Bakın şu iddianamede bile bu yönde bir iddia bile yok. Yargıtay Başsavcılığının hazırladığı iddianamede teröre destek verme şeklinde açıklamalar var. Ama birebir şu söylenmiyor. Ya AK Partili şu kişi şu ilçe başkanı, şu mahalle temsilcisi PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştür ki birden fazla böyle cinayet var. Bu cinayetlerin arkasında PKK'lıları cesaretlendiren, onlar askeri tükrüğüyle boğar şeklinde açıklama yapan şu kişinin de azmettirici rolü vardır diye Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesinde bir ifade yok. Ama neler var? İşte PKK'ya açıklama babında destek veren ifadeleri vardır diyerekten azmettirici olmanın dışında PKK terör örgütüne destek açıklamaları sebebiyle partinin kapatılması veya hazine yardımının kesilmesi isteniyor. Dolayısıyla biz HDP il binasındaki cinayeti kınayalım ama öbür taraftan da o öldürülen kızın babasının kalkıp da işte daha da aslanlar var falan filan şeklindeki söylemini de Kimden cesaret alıyor bu diyerekten? Bilerek Soralım. yaptırılıyor olabilir mi? Hani babaya da bir tutuklama mutuklama kararı çıkartılsın da... ...bakın hem kızını öldürdüler hem tutukladılar gibi bir algı oluşturmak için. Şimdi Biz kim ne yaparsa yaptırır. Terör propagandası çünkü. Kim, kim ne yapmak isterse, onlar bir tezgah kurmaya çalışıyorsa... ...devlet onlardan çok daha üstün bir akla sahip olmak zorundadır. Tutuklanıyor olsa da olmasa da... ...benim kabul edemeyeceğim şey bir, cinayeti kabul etmem ben. İki teröre destek veren açıklamayı da kabul etmem. Dağda aslanlar var açıklamasını da ben kabul etmem. E o zaman dağda aslan var dersen e birisi de der ki HDP il binasını basacak aslanlar var. Hadi bakalım şimdi ortalığı birbirine katın. Var mı böyle bir şey ya? Sen dağda aslanlar var nasıl dersin? İnsanlar bütün Türkiye genelinde bütün partiler o olayı kınamışken MHP'si de AK Partisi de bütün siyasi partiler o cinayeti kınadıkları bir ortamda siz kalkıp da dağda aslanlar var derseniz o zaman sizin başka başka dertleriniz var demektir. Dolayısıyla bu çerçevede herkes samimi ve dürüst olmak zorunda. Buradaki aranızınız ne? Yani e, ne yapmak isteniyor? Ya da birileri ne <laughs> yapmak istiyor? Arka planda derin bazı kurgular olabilir ama mutlaka ve mutlaka her olayın arkasında da işte bu kişiye cinayet işlettirildi. Ondan sonra hemen arkasından babaya bu laf ettirildi. Onun arkasında şu gelecek, onun arkasında bu. Bazı olaylarda da kendiliğinden de gelişiyor olabilir. Ama bir ay önce eski MIT görevlerinde Mehmet Eymür siyasi cinayetler gelebilir demişti. Şimdi bu açıklamaların hepsini devlet alıp tedbirlerini mutlaka hayata geçirmek zorunda. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama şimdi bu kişinin gelip HDP il binasında bir cinayet işlemesi ki biz çok daha ağır psikolojik travma yaşadığımız toplum olarak günleri yaşadık. Bir dağlıca baskınında insanlar nasıl bir e, protesto içindeydiler. Vicdanlar yer alıyor yaralanıyor. Yani karakola geliyorlar. Sabaha kadar siz yardıma bile gidemiyorsunuz Aynen. oradaki askerlerinizin. Ve oradaki vicdansız katiller de oradaki Mehmetçiği 20 21 yaşında, 22 yaşındaki insanları acımasızca öldürebiliyorlar. Şimdi bunları yaşadığımız bir Türkiye'de. Bunun onlarcası var daha. Şimdi 90'ları yaşamak istemiyoruz diye Yeni Şafak manşet atmış. E 90'larda 33 erin Yanlarında bir tane silah yok. Sivil vaziyette bir otobüse binmişler. Bir görev mahallinden bir başka görev mahalline görev yeri değişikliği sebebiyle gidiyorlar. Ama üzerlerinde hiçbir silah yok ve sivil kıyafetle. Şimdi bu insanları sen otobüsten indirip 33 eve birden öldürüyorsan, şehit ediyorsan toplumun protestosunu düşünün. Yaşadığı travmayı düşünün. Şimdi o tarihlerde bile herhangi bir şekilde karşı hareket yaşanmamış. E buna rağmen şimdi bugün itibariyle böyle bir cinayet işleniyorsa acaba arkasında bir Amerikan parmağı var mı diye düşünmek, araştırmak istihbarat teşkilatımızın görevi. Ama biz sonuç itibariyle bu Amerika'nın parmağıdır. Arkasından e baba PKK'ya destek veren açıklaması e o da Amerika'nın e, kurgusudur. E, ümürsü devlet eğer buna babaya şimdi bir tutuklama kararı verecek olursa e, o da Amerika'nın kurgusudur dersek işin içinden çıkamayız. Kaldı ki devlet aklının o babanın bir acılı günde sarf ettiği bir söz sebebiyle kalkıp da herhangi bir şekilde çünkü çok daha ağır ifadeleri kullanan HDP'li yöneticiler için Sadece dava açılıp yargılama yapılmıştır. Bir tutuklama falan çıkmamıştır. Şimdi o çerçevede o HDP'li yöneticiler için bir tutuklama çıkmamışken kalkıp da şimdi acılı bir babanın sözleri üzerinden tutuklama kararı çıkarsa da o zaman belki düşünmek gerekir. Ya siz ne yapıyorsunuz? HDP'li yönetici kalkıyor. Ben Apo'nun heykelini dikeceğim diyor. Herhangi bir tutuklama o tarih itibariyle yok. Sonraki yıllarda Kobani sebebiyle 53 insanın ölümüne sebebiyet veren, halkı sokağa çağıran olaylar silsilesi sonrasında bir tutuklama yaşanıyor. E şimdi siz bu babayı niye tutukladınız diye e o zaman biz sorarız. Dolayısıyla olayların bir kısmı kendiliğinden de gelişiyor olabilir. Ama biz bu yorumları yaparken devlet aklı, istihbarat teşkilatımız mutlaka arka planda bir, Kurgu sahibi var mı yok mu mutlaka araştırması gerekir. Katil zanlısının ifadeleri için edersiniz. Hani sanki diğer Türkiye birçok Türkiye'de önemli e, bu tarz benzer vakalar gerçekleşti. Sanki biraz o ifadelere benzer nitelikte mi Katil zanlısının vermiş olduğu ifade? Peki, pek samimi pek değil, değil yani. yani yok yani samimi yani. bir şey değil. Dediğim gibi yani spontane bir olay yaşanır bir. Daha önceden tabii. çalışılmış mı yani? O çalışılmış yapan. yani şudur. Bu tür olaylarda tabii e, izleyicilerimizin takdirine sunalım. Bu tür şeylerde işlerler. Cinayet işleyecekleri kişinin aklına belli şeyleri koyarlar. O gün Samasta da benzer şeyler olmuştur. Kamuoyunda hrant Dink önce bir ortam oluşturulmuştur. Sonra da belli şekilde eylemi yaptıracakları kişinin kafasını bir anlamda yıkama anlamında çalışma olmuştur. Şimdi şu an itibariyle bu HDP'de cinayet işleyen kişi PKK'yı sevmiyorum. PKK'yı sevmiyorsan herhalde PKK'nın işlediği en Son cinayetler böyle tepki çeken cinayetler olarak baktığımız zaman bombalı saldırılar tepki duymamız gereken bombalı saldırılar ne zaman İşte gün gören de sivil insanların öldürüldüğü bomba dersiniz. Ta yıllar önce küçük çekmecede benzer şekilde. E işte Ankara'da benzer şekilde. Şimdi o olaylardan hemen sonra olduğunda. Belki dersiniz ki spontane gelişmiş olabilir. Tek başına yapmış olabilir. Tek başına işte hiçbir şekilde hiç kimsenin bu kişinin kafasına girip de ya şunu yap bunu yap deyip arka planda başka kurguları olmaksızın kişi kendi kafasından o saldırıya bir anlamda üzülerek bu işi yapmıştır. Belki o tarihte diyebilirsiniz ama şimdi şu an son durumda PKK her gün kayıp veriyor. Her gün ya gri listeden birisi ya bilmem kırmızı listeden birisi etkisiz hale getiriliyor veya yakalanıyor. E böyle bir dönemde kalkıp da bir kişi ben PKK'yı sevmiyordum. E peki bir yıl, üç yıl, beş yıl önce seviyor muydun? Afrine gittiğinden bahsediyorsun vesaire vesaire. Daha evvel hayatında hiçbir şekilde bir saldırın bir şeyin söz konusu Afrin e değilken. Afrine sağlıkçı olarak gitmiş ama herhalde sağlıkçı olarak, resmi olarak gitmediği iddia ediliyor. Oraya bir şekilde böyle kendi imkanlarıyla gidip hı hı. orada, oradaki çalışmalar içerisinde bir yerlere sızıp fotoğraflar çektirdiği de iddia Aleyhissel ediliyor. Aleyhisselam Bey, şurası ilginç. Baktım biraz profiline, hani madem eski sağlıkçı, niye artık eski diyoruz diye, psikolojik sorunları nedeniyle görevini yapamaz hale gelmiş ya da gitmiş. Ama aynı eee psikolojik sorunları olan kişiye ruhsatlı tabanca verilmiş. Tabanca ruhsatlı mı onu bilmiyorum. Eğer ruhsatlıysa taşıma değil bulan, bulundurma bulundurma ruhsat. şeklinde taşıma de olsa değil. problem. Yani sonuçta gerek bulundurmada gerek taşımada psikolojik sorunu var mı yok mu mutlaka incelenmeli. Kaygı bozuluyor. Ne olursa olsun Rapor sonuçta almış. verilmemesi lazım. Belki şu olabilir. Tek ihtimal ee, önce ruhsatını almıştır sonraki dönemde böyle bir rapor çıktıysa gene de ben bunu bir kusur olarak görüyorum. Çünkü böyle Elin bir rapor çıktız çıktığı an itibariyle sürekli böyle bir ruhsatı var mıdır yok mudur diye gerekli bilgilendirme devlet daireleri arasında mutlaka mutlaka yapılması gerekirdi. ve Dolayısıyla da ruhsatı o ruhsatı bu arada da iptal bu, edilmesi gerekirdi. Bu arada bu resmi bir açıklama değil. Belki de çarp, işte olabilir. Bir haber. Olabilir. Olabilir. Yani sonuçta kaygı, maygı. sonuçta ne tür bir psikolojik sorunu olursa olsun silah taşıması. Yani sonuç itibariyle sen kimsin? 27 yaşında bir gençsin. Ne ihtiyacın var silaha ki? Hı, hı. Efendim, bulundurma olsun, taşıma olsun. İhtiyaç duyuyorsun. O noktada tabii ki devletin de daha tedbirli olması lazım. Birileri diyebilir ki kardeşim PKK'lıların silahlarının ruhsatı mı vardı? E o da bir başka açısı. Adamlar ruhsat muhsat almadan zaten onlarca kişiyi, yüzlerce kişiyi öldürüyor. Ama bizim bakış açımız doğru noktadan bakmamız lazım. Biz kalkıp da bir terör örgütünün yaptığını bir başka şekilde bir vatandaşın yapmasını da mazur göremeyiz. Dolayısıyla devlet bu işin üzerine gitmek zorunda. Niye Sadat? Bu olayda da Sadat hedef alındı. Daha önce de yine Sadat farklı konularda adı geçmiş, İşte yok DAEŞ'e silah gönderdi vesaire gibi. İktidara vurmak için yani sonuç itibariyle bu sol cenahın e, olaylarıdır. Bakın DAEŞ bizim için neyse PKK'da odur. El-Kaide neyse PYD'de de odur. Orada da diyorlar ki bu adam Sadat tarafından eğitildi. Yok öyle bir yani Sadat'ın yaptığı açıklamalar var ama o açıklamalara rağmen Karanlık O'da öyle bir mizansen hazırlamış ki Sadat'ın başındaki Adnan Tanrıverdi'nin bir açıklama yaparken arkasında da Sadat tabelası olduğu şekliyle bir fotoğrafa bu katilin fotoğrafını pike etmiş, öyle bir bakış açısı vermiş ki ben bile ilk dakikada sanki o katil Sadat tabelalı bir yerde silahla fotoğraf vermiş gibi anladım. Haberin içini okudum. Uzun uzun ya ne, nerede eğitim görmüş, ne olmuş, bir ayrıntı var mı diye. Haberin içerisinde Adnan Tanrı verdiği başkanlığındaki Sadat'ın açıklamalarında bizim hiçbir yerde bu tür bir eğitim vesaire şeklinde çalışmamız yoktur diye uzun uzun açıklamaları var. İddiaya, iftiraya cevapları var. Hiçbir şekilde de o eli kanlı katilin bir Sadat kursu, eğitimi falan aldığına dair tek, mi, tek bir bilgi de yok. Nereden çıkıyor bu? Algı operasyonu. Karanlık Oda bunu yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi bunu yapıyor. Kendileri PKK'ya adeta çevreci bir örgüt gibi algı oluşturuyorlar. Sok Kandil'deki, Dağ'ın eteğindeki izmiritleri bile topluyorlar diye onlara güzellemeler yapıyorlar. Ama sonra geliyorsunuz, DAEŞ, DAEŞ terör örgütü. PKK ne kardeşim? Ben ikisine de terör örgütü diyorum. Ama sen Birisine terör örgütü demiyorsun. E terör örgütü demiyorsan o zaman orada film kopuyor artık. Sen PKK'ya terör örgütü demiyorsan bu tür cinayetleri de bir anlamda sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsun. Yani sen El-Kaide ne noktada duruyorsa PKK'nın da aynı noktada durduğunu söylemek zorundasın. Kobani olaylarını hatırlayın. Kobani olayları ne diye çıktı? Efendim DAEŞ'e karşı Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon düzenlemesi lazımmış. Suriye'deki DAEŞ için. Türkiye için de olsa haklılar. Türkiye içerisinde de bir yerde hakimiyet kurmak istiyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerimiz oraya müdahale eder. PKK da hakimiyet kurmak istiyorsa ona da müdahale eder. Ama bu PKK yanlısı adamlar ne diyorlar? Türk Tabipleri Birliği dahil olmak üzere PKK Sur ilçesinde hakimiyet kurmak, özellik ilan etmek istediği zaman oraya dokunma diyor. Oraya dokunma, bırak onları diyor. Ama Daesh, Kobani'de bir şeyler yapmak istediği zaman ya Suriye'de orası diyorsun, Suriye'de olsun diyor. Sen insan değil misin? İnsanlık dramıdır bu diyor. Gidip oraya müdahale etmen lazım. Ya kardeşim sen Sur ilçesindeki İnsanlık dramına o bölge insanının PKK'lılar tarafından rehin alınmasına bile müdahaleye hayır edemezsin dedin. Hendekler kazılmasına hayır müdahale edemezsin dedin. Kendi sınırlarımız içindeki bir toprak parçası bu. Dolayısıyla buradaki riyakarlıkların hepsini mutlaka dikkate alınması lazım. HDP'li yöneticilerin de Türk Tabipleri Birliği'nden tutun barış için akademisyenler bildirisine imza atan o Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerine kadar hepsi bu riyakarlıklara artık son vermeleri gerekir. Gelelim Sezgin Baran Korkmaz'a Avusturya'da gözaltına aldı. ABD'nin talimatıyla gözaltına alındığı deniliyor ve Türk yetkililerden de açıklama geldi. İade süreciyle ilgili işlem başlattık diye bu konuyla alakalı da en ayrıntılı olarak Karar Gazetesi görmüştü. Hemen kararın manşetine bakalım ne diyor Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Göz altındaki sorular vahim iddiaların odağındaki Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı. Cevabı aranan sorular arttı. 10 milyon avronun alıcısı kimdi? Ankara'daki klik kimlerden oluşuyordu? Ses kaydının 9 dakikalık kısmı ortaya çıkacak mı? Dün 1 dakikalık bir kaydı ortaya çıkmıştı. Çok da bir şey anlaşılmıyordu ama 1 dakikalık bir kayıttı. Ve kararın soruları şöyle devam ediyor. Masa Ankara para soruşturması varken yurt dışına çıkış yasa nasıl kaldırıldı? ABD'ye gönderilecek mi? Zarrap gibi itirafçı olur mu? Aslında sondan başlayayım. En çok sorulan konu yeni bir Reza Zarrap mı? Sezgin Baran Korkmaz. Büyük ihtimalle benim de tahminim Amerika'nın talebiyle bu tutuklama verildi. Yakalama kararı infaz edilmiş oldu ama son itibariyle önümüzdeki süreçlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması hasebiyle Türkiye'nin talebinin öncelik tanınarak Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor benim kanaatime göre. Fakat işte uluslararası arenadaki o çakallık düzenini bir kez daha görmüş olacağız. Amerika talep edince yakalanıyor ilgili kişiler. Türkiye talep ettiği zaman Fethullah Gülen'inden tutun. Diğer isimlerine kadar Cem Uzan şu an 17,5 yıl hapse kesinleşmiş hapis cezasına mahkum olmuş. Sezgin Baran'ın henüz daha kesinleşmiş cezası bile yok. Bakın bunun için Amerika'nın talebi üzerine tutuklama, yakalama kararı infaz ediliyor. Ama Cem Uzan için Türkiye'de 17,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen Fransa bu kişiyi hiçbir işlem yapmıyor orada yaşatabiliyor. Zekeriya Özer'den başlayın diğer kaçak FETÖ sanıklarına kadar birçok kişi hakkında Interpol'e verilen yakalama kararı talepleri var Türkiye'nin. Bunların hiçbiri hakkında işlem yapılmıyor. Amerika'da da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bu yakalama kararı infaz edilmiş oldu. Sonraki süreçte büyük ihtimalle bugüne kadar yaptığı o siz itiraf da deseniz ben itiraf demiyorum. Türkiye'deki siyasi iktidarı karalamak için atılmış iftiralar. Şimdi Rıza Sarraf için ne denildi? İtirafçı oldu. Bu dakikadan sonra artık Türkiye siyasi iktidarı değişmenin eşiğine geldi itiraflarıyla. Ne itirafında bulundu? Ne söyledi? Yani dünden ilaveten tek bir şey söyleyebildi mi? İki senedir dolaşıyor Amerika'da. Üç senedir. Anlaşma yaptı onu. Anlaşma yaptı da o anlaşma çerçevesinde de Türkiye'de şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diyerekten Türkiye'deki siyasi iktidarı değişti Sanki bir şey varmış gibi algı oluşturuluyor burada. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz için de bir algı oluşturuluyor. İşte Amerika'ya, tamam Amerika'ya götürülecek olabilir. Bunun üzerinden nemalanacaklar bunlar. İşte 9 dakikalık bir konuşma var diyor adam. Hemen bizim Türkiye'deki an anlı gazetecilerimiz bir dolandırıcının bir suç örgütünün mensubunun sözlerine itibar edip hemen 9 dakikalık konuşma varmış. Bir tanesi hemen kafayı çıkartıyor. Ben 2 dakikasını da dinledim. Lan utanmaz. Desene o adama. Niye 2 dakikasını yolluyorsun sen ya? Bir. Sen niçin birisiyle konuşma yaparken niçin kasete aldın? Bu tek başına suç değil. Eğer bir suçu ortaya çıkartmak için kasete alıyorsan senden Allah razı olsun. Ama sen de suç örgütünün bir mensubuysan. Bir. Sen önce o dolandırdığın paraların hesabını ver. Bir. İki. Dokuz dakikalık kaset varsa 9 dakikayı niye yollamıyorsun da iki dakikasını bana yolluyorsun? Ben maymun muyum? Senin istediğin gibi böyle oynatacaksın. İki dakikayı veriyorsun. İki dakikanın içerisinde übür adam da diyor ki içine montaj var diyor. Hadi bakalım ayıklayın pirincin taşını. Bu arada şu kanalda şu adam gidiyor, bu adam geliyor. Fatih Altaylı geliyor, başörtüye ağır ifadeler kullanan, fahişeler diyen bir adam geliyor, oturuyor daha güçlü bir şekilde. Bir başka adam, hiç sevmiyorum, hiç İşim olmaz. Yüz yüze gelmedim, telefonla da konuşmadım. 9 dakikada değil, 2 dakikada değil, 10 saniyede bir görüşmem yok. O adamı ayağını kaydırıp öbür adamı getiriyorsun. Oyun oynuyorsunuz ve burada da Türk kamuoyunu da meşgul ediyorsunuz. Dolayısıyla burada herkes dürüst olmak zorunda. Varsa elinde bir belgen, çıkar söylersin. Ne dediler? 10 milyon avro istedi. Kendine istedi, birisine istedi, Klike istedi, bilmem neye istedi. Ya 9 dakikanın içinde varsa çıkart gözse ya. Ahlaksızlık yapmayın, milleti oyalamayın. O milleti oyalarken çaktırmadan çaktırmadan siyasi iktidara o para gidecekti gibi algı oluşturmayın. Yani sizin devirmek istediğiniz kim biliyoruz biz. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor biliyoruz. Ama maalesef gazetecilerde bilerek, bilmeyerek bir içlerinde bazıları biliyordur. Bazıları da bilmiyor olabilirler. Bunların adeta kuklası oluyorlar. Şu değil midir? Ben eğer dolandırıldıysam, Sezgin Baran Korkmaz'ın yerine geçiyorum ben. Eğer ben haksızlığa uğradıysam, birisiyle konuşurken, o da o haksızlığa beni uğratan kişilerin temsilcisi gibi ara buluculuk yapıyorsa, ben eğer o konuşmayı kasete alıyorsam, her şeyi şeffaf bir şekilde 9 dakikanın 9 dakikasını birden vermez miyim? Niçin iki dakikasını veriyorum? Niçin bir kişiye veriyorum? Niçin iki kişiye veriyorum? Üçüncü kişiye kenarını gösteriyorum, ucunu göster. Demek ki sen şantaj yapıyorsun birilerine. Demek ki sen montaj yapıyorsun, o montaj üzerinden... Veys Ateş kim ya? Veys Ateş. Veys Ateş gitse ne olur, gitmese ne olur. Sizin derdiniz bu ülkedeki siyasi iktidar. Sizin derdiniz... Veys Ateş vesaire vesaire değil. Habertürk Şubu değil. Sizin derdiniz hatta Süleyman Soylu bile değil. Sizin derdiniz Tayyip Erdoğan. Bütün derdiniz o. Tayyip Erdoğan'a götürecek şekilde ne yapabiliriz diye bunun kumpaslarını kuruyorlar. Maalesef bizim medyamızda bile yani bizim mahalledeki medyada bile, akitte demiyorum. Maalesef bunların kurdukları bu oyunlara düşenler var. Ben samimi olarak söylüyorum. Gerçekten Sezgin Baran bir haksızlığa uğramış olsaydı bütün bildiklerini böyle kenarından bir şeyi kesip gösterme değil. Ben ucunu gösteriyorum daha gerisi var. Ya niye göstermiyorsun ki tamamını göster. Kim ne halt yediyse hepsini birden ver. Eğer yanlış bir şey varsa da hep beraber ona karşı çıkalım. Ama maalesef ki maalesef bu Türk medyasında e, kimisi Cem Uzan'ın işçisidir. 17,5 yıl hapis cezası almış Fransa'da kaçak yaşayan adamla gidip röportaj yapıp onu Sözcü gazetesinde yayınlatabilecek kadar suç işleyen insanlarla hala merhabasını kesmeyen gazeteci diye geçinen insanlar var. O gazeteci diye geçinen insanların ismini anmadan televizyonlarda Efendim işte bizim abilerimizden bir tanesinin de koruması var. Onun da işte arabası var, çakarı da var vesaire diyorlar. Kim o? Ha? İsmini söylemeyelim. Ya suçsa bu, söyle. Suç değilse o zaman bir başkası da aldığı zaman suçmuş gibi göstermeyin. Dolayısıyla burada herkesin bir samimiyet testi yaşadığı kanaatindeyim. Şu da sorulmalı sanki. Yani Reza Zarrab hadisesi var, örneği var. Elimizdeydi, bir gece çıkıp gitti. Bu kişi de SBK diye adeta markalaştırılan Sezgin Baran Korkmaz da buradaydı. Ve bu kişi de yurt dışına gitti bir şekilde. Ve az önce siz de dediniz ki büyük ihtimal ABD'nin talimatıyla gözaltına alındı. Ve bir kez daha Türkiye aleyhinde algı işlenebilecek demek ki bu adamlar. Niye bu adamları bir şekilde ekarte edip e, burada kalmalarını sağlayamadık. Şimdi e, Rıza Sarraf için tabii bambaşka bir durum. Rıza Sarraf da belki e, devletin bu tür bir Amerika'ya gidiş noktasındaki gelişmeleri önceden öğrenip bu noktada kendisini bilgilendirmelere gerekebilirdi ama rıza sarraf eğer gönüllüyse siz ne yapabilirsiniz şimdi yurt dışına gezmeye gidiyorum diyen bir kişiye serbest olan bir kişiye hayır gidemezsiniz diyecek haliniz yok Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili olarak da yine benzer şekilde ilgili kişi kendisini bir tacir gibi gösteriyor. Bir iş adamı gibi gösteriyor. Hatta hayırsever bir iş adamı diye gösteriyor. Siz buna şimdi bir seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde bir karar aldığınız zaman kıyamet kopacak. E, öbür taraftan olması gereken bence şu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Rıza Sarraf'ı bir şekilde onlar kaçırabilirler de Türkiye'ye gelir bir şekilde. Şimdi MIT şu ülkeye bu ülkeye gidip FETÖ'cüleri alıp getirmiyor mu? Getiriyor. E benzer şekilde CIA'de eğer çok lazımsa kendisine Rıza Sarraf'ı gelip Türkiye'den bir şekilde ben gönlümü arzu etmez. Ben Türkiye'nin güçlü olmasını, CIA'nin bile Türkiye'de böyle bir operasyonu başaramamasını isterim. Ama bir şekilde bunu yaptığı zaman e gene aynı sonuçla karşılaşırız. Önemli olan Rıza Sarraf'ın söyledikleri, attıkları iftira çerçevesinde bizim bir suçumuz ortaya çıkacak mı Ç çıkmayacak? Biz kendimize güvenmek zorundayız. Biz öncesinde herhangi bir yanlış işlem yapmamamış olmamız lazım. Sezgin Baran... hep bir şekilde çıkar, çıkmaz. Şimdi oraya gider. Şu an serbestken serbestti o medya mensupları. Bu adamın yalanlarını adeta hoparlör görevi üstlenip de Türkiye'ye yayacaklarına telefon edip de dediği zaman, iki dakikalık ben sana ses kaydını dinletmek istiyorum dediği zaman, yolla dokuz dakika diyorsun. Ben de söylemedim kardeşim. Bana bir telefon kaydı yollayacaksan, başında selamünaleykümse Aleyküm merhaba ise merhaba, tünaydınsa tünaydın olan, iyi akşamlarsa iyi akşamlar olan, sonunda da Defol lan diye bir sert konuşmaysa öyle yoksa hayırlı akşamlarsa hayırlı akşamlar diye şeklinde tamam, biten yani. bir konuşmayı yolla bana ya kardeşim dinleyeyim ben. Bakayım başından sonuna kadar ne diyor diyor. O sana ne diyor? Sen ne diyorsun? Sen misin çakal öbürsü mü çakal? Yoksa ikiniz birden mi çakalsınız da bizi oyuna getirmeye kalkıyorsunuz? İkiniz birden Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir kurgu hazırladınız. Bizi de konu mankeni olarak maymun gibi oynatıyor musunuz diye sormanız lazımdı. E bunu sormuyorsanız Sezgin Baran Amerika'ya gitse ne olur? Bulgaristan'da Avusturya'da kalıp orada Telefon edip buradaki medya mensuplarını oynatsa ne olur? İkisi de bence aynı şey. Dolayısıyla biz uyanık olmak zorundayız, sorgulamak zorundayız. Türkiye'deki yöneticilere şu suçu, bu suçu e, iftira mahiyetinde yüklemek isterken önce bize bilgiyi aktardığını iddia eden adama soru sormayı bilmemiz lazım. Ona soruyu sormayıp gelip İçişleri Bakanı'na, Tayyip Erdoğan'a laf çakmaya çalışırsak bir anlamda organize suç örgütünün sözcülüğünü yapmış oluruz. Süremiz var mı? Kapanış mı arkadaşlar? İki dakika var. O zaman şunu da sorayım. Programın başında konu bütünlüğü bozulmasın diye sormadım ama bu iki dakikayı bununla değerlendirebiliriz. Siz dediniz ki Ekrem İmamoğlu Anadolu'yu geziyor Cumhurbaşkanlığı turları kapsamında. Bunu Kılıçdaroğlu'na rağmen mi yapıyor? Ya da Millet İttifakı'na rağmen mi? kendi başına mı? Ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisini koymayacağı kanaatindeyim. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu olabilir. Yani parti olarak bunu düşünüyor olabilirler. Kendisi de şahıs olarak da Ekrem İmamoğlu'nu önerebilir. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Kazanamadı. Şimdi kalkıp da Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Kaldı ki 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nu önerdi. E şimdi sonraki seçimde de Muharrem İnce'yi önerdi. Bu dakikadan sonra kendi ismini önereceği kanaatinde değilim. Ama işte Ekrem e, İmamoğlu bir şekilde kendisini hazırlamak için belki CHP Merzileroğlu yani ile bu konuda mutabık mı? Mutabık olmasa bile e, bir zımni mutabakat olduğu kanaatindeyim. Yani CHP Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı için riskli mi? Genel başkanlık için şöyle o kendisi mahremince Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip kendisi genel başkanlık koltuğunda kalmayı kendi Dekart kafasında etmiştim. bir şekilde oluşturduğuna göre Benzer şekilde de Ekrem İmamoğlu'nu tabii kazanacağı falan filan yok da kendi kurdukları hülyalarda böyle bir planları olduğu kanaatindeyim. Onu cumhurbaşkanı adayı olarak gösteririm ama ben gene genel başkanlık koltuğunda oturmaya devam ederim diye kendince bir kurgu içerisinde diye tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza Peki, sağlık. Ben teşekkür ederim. Manşetlerin dilini burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yaklaşık 10 dakika sonra haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Buluşmak ümidiyle inşallah. Emin evimin katkılarıyla hazırlanan manşetlerin dili programı sona erdi.